tane ektim. Valla ben 2-3 tane ektik. Sizi bekliyoruz. 3 tane az ya. Şu ağacı dikelim. Alın hocam. Çok ağaç diktiniz ama bu da ek olarak teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hatırlama bir su pet şişesi. Su. Su. Abi su oradan geziyor. Abi Yusuf'u görüyor musun? Buradayım, burada. Bastırıyoruz ki hava almasın. Şöyle. Haliliye Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Yükseliş Koleji İşbirliği ile yaklaşık 500 fidanın dikimini şu anda sağlayacağız. Katılımlarından dolayı değerli başkanımıza, yeni başkanımıza teşekkür ederiz. Bu fidanları sağlaması konusunda bize yardımcı oldular. Bugün Haliliye Belediyesi olarak, aynı zamanda Yükseliş Koleji ve Harran Üniversitesi olarak burada Harran Üniversitesi'nde fidanlıkta beraber hep birlikte fidan dikim törenine katıldık tüm öğrencilerimizle birlikte. Öncelikle ben Yükseliş Koleji'ni, öğretmenlerini, müdürünü, öğrencilerini kutluyorum. Sonuçta her ağaç bir fidan, bir insan. Geleceğimizle ilgili olarak inşallah insanlarla birlikte bu ağaçlar da büyüyecek ve sonuçta oksijen üretecek, enerji üretecek. Gençlerimiz için, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri belediye olarak destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Yemyeşil bir Haliliye dedik, yemyeşil bir Şanlıurfa dedik. Bu bağlamda gerek belediye olarak biz yapmış olduğumuz ağaç dikim faaliyetleri, gerekse diğer ister özel olsun ister kamunun ağaç dikimleriyle, fidan dikimleriyle ilgili olan etkinliklerde aktif rol üstleneceğiz. Efendimizin de ifade ettiği gibi ahiretin, kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin felsefesinden de kaynaklı din inancımız da gereği bizler ağaç olsun, diğer yeşil olsun, Şanlıurfa'nın daha yeşil, daha ağaçlık bir ortam haline gelmesiyle ilgili etkinlikleri, çalışmaları, proje anlamında da hem yapacağız hem destekleyeceğiz. Ben Harran Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Mehmet Ali Çullu hocamızı da tebrik ediyorum. Harran Üniversitesi yetkililerine de teşekkür ediyorum. Yükseliş Koleji'nin etkinliğine bizi belediye başkanımız, Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat Bey şereflendirdi. Kendisi de doğaya, toprağa çok hassas olduğunu söyledi. Bedel Hocam, sizi biraz bu tarafa doğru alalım. Tamam. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Bak ya.